Değerli basın mensupları, 28. dönemde ben de Ankara milletvekili olarak parlamentoda görev yapacağım. Bu düzenlediğim ilk basın toplantım. Katılımınız nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok önemli gördüğümüz seçim döneminden önce ve seçim döneminde konuştuğumuz iki temel ana konunun bir de yardımcı, benzer, bağlantılı ve güncel bir konusuyla sizlerin karşısındayım. Değerli arkadaşlar, bu konularla ilgili yeni İçişleri Bakanımıza, biraz sonra açıklayacağım konularla ilgili yeni İçişleri Bakanımıza yasama organının enstrümanlarını kullanarak sorular sorduk. İki şeyi merak ediyoruz. Bir, bu soruların cevabını merak ediyoruz. İki, yeni İçişleri Bakanımızın iş tutuş biçimini merak ediyoruz. Çünkü biraz sonra sizlerle paylaşacağım konularda 27. dönemde milletvekillerimiz soru sorduğunda Sayın Soylu yasalar, mevzuat, yönetmelik çerçevesinde bu işleri hallediyoruz biz deyip geçiştiriyordu. Oysa Sayın Yerlikaya göreve geldi ve biz ülkeyi hukuk zemininde yöneteceğiz dedi. Hukuk zemininde yönetmenin en önemli göstergelerinden bir tanesi bu milletvekillerinin parlamentoda sorumluluğu ve yetkisinde olan soru önergelerinin yanıtlanmasıdır. Soru önergelerinin Soylu'nun yaptığı gibi geçiştirilmemesidir. Gerçek cevapların verilmesidir. Onun için bu iki merakımızı da gidereceğiz ve buna göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin iki ana sorunu, bir de bağlantılı ve güncel sorunu var dedim. İki ana sorunu şudur. Birincisi ülkemize gelenler. İkincisi ülkemizden gidenler. Üçüncüsü de vize problemi. Bu üç sorun birbiriyle yakından ilintili, yakından bağlantılı. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin güney ve doğu sınırından kim olduğunu, ne olduğunu, ne için ülkemize geldiğini, nerede kalmak istediğini, hangi terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını, varsa hangi terör örgütüyle bağlantılı olduğunu, hatta sırtında taşıdığı çantada ne taşıdığını bilmediğimiz insanlar buradan geliyor. Buradan, şu sınırlarımızdan, artık daha çok buradan, İran sınırından kim olduğunu, ne olduğunu biraz önce söylediğim meraklarımızla birlikte akın akın günde binlerce insan ülkemize giriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır biz bu meseleyi konuşuyoruz. İkinci mesele şu, kuzey ve batı sınırımız diyebileceğimiz yerden kim olduğunu, ne olduğunu bildiğimiz, büyüttüğümüz, yetiştirdiğimiz, okuttuğumuz, ülkemize, vatanına, milletine faydalı olabilecek ama ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle geleceğini, umutlarını, varlığını, çocuklarının mutluluğunu arayan gençlerimiz de gidiyor. Buradan kim olduğunu, ne olduğunu bilmediğimiz insanlar giriyor. Buradan kim olduğunu, ne olduğunu bildiğimiz evlatlarımız yurt dışına gidiyor. Manzara şu değerli arkadaşlarım. İkisinin kıyaslamasını sizlere bırakıyorum. Gelenler, ülkemize gelenler, akın akın gelenler, binlerce gelenler ve ülkemizden gidenler. Manzara budur. Bizim bana göre sağ tarafta, size göre sol tarafta olan bu gençlere ihtiyacımız var. Ve bizim buradan gelenlere hiç ihtiyacımız olmamasıyla birlikte geleceğimizi tehdit ettiğini bilmemize ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, birkaç çarpıcı rakam vermek istiyorum size. Cezaevlerindeki
yabancı uyruklu nüfus cezaevlerinin toplam nüfusuna göre 2016 yılında %2.2 idi. Şimdi cezaevlerinde bu oran 2022 yılında 4.4 olmuştu. 2023 yılındayız. Aynı artış oranıyla bakarsak cezaevlerindeki 100 kişiden 5'i yabancı uyruklu. Bu sayısal artışı gösteriyor. Daha vahimi, daha elimi, daha üzücü olanı bu yabancı uyrukluların, cezaevinde bulunan yabancı uyrukluların cezaevinde bulunma nedeni daha önceden bireysel suçlardı, şimdi örgütlü suçlar, organize suçlar. Diğer bir mesele şu değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz basın mensupları bu meseleyi yakından bilir. Savcılıklar adliye muhabirleri aracılığıyla basına olup biteni servis ederler. En küçük bir adli vaka bile basının değerlendirmesine sunulur. Basın bunu değerlendirir, değerlendirmez. Ama yabancı uyruklularla ilgili, sığınmacılarla ilgili, kaçak göçmenlerle ilgili meselelerin adliye muhabirleri aracılığıyla basına servis edilmediğini bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlar, yaz göç mevsimidir. Yazın gelmesiyle birlikte başta İran sınırımız olmak üzere ülkemize gelen kaçak göçmenlerin sayısı artmaktadır. Bakın şimdi bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. Umarım, inşallah, dileğim odur ki ben bu basın toplantısının bu bölümünü gelecekte ben demiştim diyerek kullanmak zorunda kalmam. Eğer ben bu biraz sonra söyleyeceklerimi, bakın ben basın toplantısında bunu söylemiştim arkadaşlar diye kullanırsam, ülkemizde mutlaka vahim bir olay olmuş demektir. Nüfusu 40 milyon olan Afganistan'dan ülkemize binlerce akın akın binlerce Afganistan'dan kaçak göçmen geldi. Değerli arkadaşlar, şimdi tehlike Pakistanlılardır. Pakistan'dan 12 yaşından başlamak üzere sırtında çantasıyla günlerce binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkatinizi çekiyorum. Afganistan'ın nüfusu 40 milyondur. Pakistan'ın nüfusu 240 milyondur. 6 katı daha fazla bu nüfus. Ve Pakistan'da ciddi bir ekonomik kriz var. Pakistan'da bir iklim krizi var değerli arkadaşlar. 40 milyonluk Afganistan'dan ülkemize gelenleri kaldıramazken 240 milyonluk Pakistan'dan gelenleri biz nasıl kaldıracağız? Biz buna engel olmak yerine biz ensarız, biz kucak açıyoruz, biz bağrımıza basıyoruz diyerek adeta bu insanları, bu kaçak göçmenleri ülkemize davet ediyoruz. Buna bir dur dememiz gerekirken davetiye çıkartıyoruz. Arkadaşlar, bu laflar devlet yetkililerinin biz ensarız, biz bağrımıza basarız, biz kucak açarız sözleri o ülkelerde Farsçaya ve Urducaya çevrilerek resmen uluslararası kaçakçıların propaganda malzemesi yapılıyor. Biz bunu söyledikçe bu lafları Farsçaya, Urducaya çeviriyor uluslararası kaçakçılar ve o ülkede işleri için kullanıyorlar. O kaçak göçmenleri propaganda yapıyorlar. Gelin sizi Türkiye'ye götürelim diyorlar. Bir, bu laflardan vazgeçeceğiz. İki, sınır namustur sözüne namusumuz gibi sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, burayı söyledim. Ülkemize gelenler, ülkemize gelenlerle ilgili manzara bu. Bu tamam. Şimdi ülkemizden gidenlere bakalım. Değerli arkadaşlar, Türk Tabipler Birliği bu yılın, bu da ülkemizden gidenler. Türk Tabipler Birliği bu yılın ilk 4 ayında 881 doktorun
yurt dışında çalışmak amacıyla belge istediğini söyledi. Bakın daha bu yılın ilk ayında. Seçimler herkes için bir umuttu. Biz sokakta, alanda, meydanda, seçim propagandası zamanında kimi görsek, bu gençlere benzeyen kimi görsek, bu gençlere benzeyen yurttaşlarımızdan kimi görsek, bize diyorlardı ki bu seçimi bekliyoruz. Bu seçimde siz kazanırsanız biz gitmeyeceğiz. Hatta siz kazanırsanız amcamın oğlu falanca, teyzemin kızı falanca, üniversiteden arkadaşım filanca var, onlar da dönüp gelecek diyorlardı. Seçimden sonra, seçimden önce daha yılın ilk 4 ayında Türk Tabipler Birliği'ne 881 doktor başvurduysa, bakalım seçimden sonra bu iş nasıl olacak? Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir uyarı gönderiyor arkadaşlar. Bakın, uyarı bu. 21.06.2022 tarihinde bu uyarı gidiyor. Bu uyarıda Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na diyor ki, yurt dışına yolladığınız meslek lisesinde okuyan öğrenciler staj programından dönmüyorlar ve gittikleri ülkeye iltica ediyorlar, dikkat edin diyor. Bu ülkenin bir bakanlığı diğer bakanlığına böyle bir uyarıda bulunuyor. Ne kadar acı. Bu nedenle arkadaşlar pasaportlarımızın saygınlığı zedeleniyor. Diğer pasaportlar için de öyle. Bakın bir bordo pasaport var, umumi pasaport. Bu bordo pasaportlulara maalesef potansiyel mülteci muamelesi yapılıyor. İki, gri hizmet pasaportlular. Bakın bu gri hizmet pasaportlularla ilgili meseleyi geçtiğimiz senelerde hepiniz takip ettiniz. Belediyenin folklor ekibi diye gittiler, orada kaldılar. Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba çıkarttı bu meseleyi. Ülkenin gündemine getirdi. Gri pasaportlar da böyle. Yeşil pasaportlar konusunda diğer ülkeler diyor ki ya tamam siz bunun sonuna geldiniz. E arkadaşlar kırmızı diplomatik pasaport konusunda da şöyle bir eleştiri var. Ya siz herkese bu pasaportu veriyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bordosu öyle, grisi öyle, yeşili öyle, kırmızısı öyle. Bizim bu konuyla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Bakın. Altını çize çize, üstüne basa basa söylüyorum. Bu mesele sadece muhataplarının meselesi değildir. Yani hiç yurt dışına gitmemiş olabilirsiniz. Hiç yurt dışına gitmeyecek olabilirsiniz. Yurt dışında hiç işiniz olmayabilir. Bu mesele devletin itibarıyla ilgili bir meseledir. Ben bu basın toplantısını düzenlemeye karar verdiğimde, arkadaşlar ya bu acaba hangi kesimleri ilgilendiriyor dedi. Dedim ki arkadaşlar bu toplumun tümünü, devletimizin tümünü ilgilendiriyor. Diğer bir mesele bu bunlarla bağlantılı vize sorunu. Sanatçımız, öğrencimiz, gençlerimiz, hastamız, acentamız, ihracatçımız, hatta şimdi nakliyecimiz yani tır şoförlerimiz bile bu işin mağduru, niye? Tır şoförleri en rahat gidip gelenlerdi arkadaşlar. Mağdur oluyorlar. Para veriyorlar. Umut bağlıyorlar. Zaman harcıyorlar. Plan yapıyorlar. Sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Sonuçta olan şu. Eline bir kağıt veriliyor. Red kağıdı. Vize başvurunuz reddedilmiştir. Pasaportu lekeleniyor. Anayasal hakkı olan seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Ve En kötüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarına potansiyel mülteci muamelesi yapılıyor. Biz yurttaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına potansiyel mülteci muamelesi yapılmasını istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 10 yıl önce Avrupa Birliği ile bir mutabakat metni, bir anlaşma imzaladık. Vize serbestlisi mutabakat metni ve geri kabul anlaşması. Arkadaşlar biz bunları imzaladığımızda geri kabul anlaşmasından hiç bahsetmediler. Hep vize serbestlisinden bahsettiler. O zaman da dediler ki ya en az 3 yıl sonra nasıl oluyorsa en az 3 yıl sonra o laf da yuvarlandı. Çünkü metin İngilizce onun şeyini koymadılar internet sitelerine. Şöyle İngilizce bir metin var.
3 yıl sonra bu serbest dolaşım falan bunları hepsini sağlayacağız. Bu işlerden kurtulacaksınız dediler. 10 yıl geçti arkadaşlar, 10 yıl. Üzerinden 10 yıl geçti. Biz bu anlaşmalar imzalandıktan 3 yıl sonra vize serbestliğine yavaş yavaş kavuşacağız diye düşünürken üzerinden 10 yıl geçti. Neredeyse ambargo geldi. 2016 yılıydı. Şimdi size tam tarihini söyleyeyim. Bizim reddedilen vize 2007 yılında, özür dilerim. 2007 yılında reddedilen vize başvuru sayımız 100 tanesinden 6,5. 100 başvurudan 6,5 Schengen reddediliyor. 2022'de %15,7'si. 2023'teyiz bakın, 2007'den 22'ye 6,5'tan 15'e çıkmış. Bugün iddia o ki Schengen başvurularında her iki başvurudan bir tanesi reddediliyor. Ya bu olamaz. Bu olmamalı. Bu devletimizin itibarını sarsıcı bir mesele. Biz gele gele şu noktaya geldik. Maalesef. Gel, yurt dışından gel. Sığınmacı ol. Veya yurt dışında kal. Mal edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliğini al. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini, nüfus cüzdanını Schengen vizesi almak için bir evrak haline getir. Ya 86 milyon yurttaşımızın onurla, şerefle, gururla taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanı nasıl olur da elin Schengen vizesi almak için dosyasına koyduğu bir evrak haline gelir? Buna itiraz etmeyecek miyiz? Ey milliyetçilik naraları atanlar, seçim döneminde milliyetçilik naraları atanlar, bize iftiralar atanlar, bizim milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkanlar, bunlara itiraz etmeyecek misiniz? Sanatçılar dedik, öğrenciler dedik, gençler dedik, hastalar dedik, acentalar dedik, ihracatçılar dedik. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurt dışına ilk öğrenciyi 1923 yılında yollar. 1929 yılında yasa çıkar. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkındaki kanun. Ve o meşhur söz herkesin aklındadır. Der ki, ben sizleri kıvılcım olarak yolluyorum, bir alev olarak geri dönmelisiniz der. 1923'te, 24'te, 25'te, 26'da, 27'de, 28'de bunlar yapılmış. 29'da kanunu çıkmış. Sene olmuş 2023. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencileri kendi imkanlarıyla, devletin imkanlarıyla da değil, yurt dışına gidemiyor. Vizesiz Avrupa dediniz, şimdi toptan vizesiziz. Tekrar söylüyorum, vizesiz Avrupa dediniz, şimdi toptan vizesiziz. Değerli arkadaşlar, sanatçılarımız bu işin mağduru oldu. Bakın, olacak iş değil. Türkiye'nin saygın sanatçıları. Cem Yılmaz'ın ve Demet Akbağ'ın Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğuna yaptığı vize başvurusu geciktirildi arkadaşlar. Cem Yılmaz ve Demet Akbağ, Türkiye'nin en saygın sanatçılarından ikisi. Nasıl olur da Amerika Birleşik Devletleri'ne vize almak ister de bu geciktirilir? Bakın, Tolga Çevik attığı tweet burada. Kanada'daki sevgili dostlar, ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10-11-2007 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Ya Tolga Çevik benim çok sevdiğim, çok güldüğüm, muhteşem bir insan. Tolga Çevik ne yapacak yurt dışına? Niye? Onun ekibine, o güzel gösterileri hazırlayan, bunca sıkıntı içinde, dert içinde, akşam televizyonumuzu açtığımız zaman biraz olsun yüzümüzün gülmesini sağlayan ekibe neden vize verilmez? Onur Akın, yılların sanatçısı. Bugünleri de gördük. 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın
birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinde uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ret aldım. Volkan Konak, sevgili dostlar, dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye'ye giriş yapan, sayısı belli olmayan, ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden artık Avrupa'ya bile vize alamıyoruz. Ve Almanya'dan iki kez vize için ret aldık. Dolayısıyla Mayıs ayında Almanya'da yapacağımız konser iptal. Bakın, Sumru Yavrucuk. Bak, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu Sumru Yavrucuk'un attığı tweet. Bir ekip 10. Frankfurt Türk Tiyatrosu Festivali'ne gidecek. Sumru Yavrucuk'a vize çıkıyor, ekibine vize çıkmıyor. Ne yapıyor? Sumru Yavrucuk oyunu tek başına oynamak zorunda kalıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil değerli arkadaşlarım. Basın toplantımızın sonunda şunu da söyleyeyim. Uzaya gitmeyi vaat eden bir iktidarın marifeti maalesef vatandaşını Avrupa'ya gönderememektir. Bir damat var. Annesiyle birlikte vize başvurusu yapıyor. Gelin yurt dışında, damat Türkiye'de, anne Türkiye'de, damadın annesi Türkiye'de. Damadın annesine vize çıkıyor, damada vize çıkmıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Damada vize çıkmıyor, annesine vize çıkıyor, gelin düğünün yapılacağı yerde. Şimdi vay ki damadın haline, vay ki gelinin haline. İhracatçılarımızın malları Avrupa'ya gidiyor, ihracatçılarımızın kendisi gidemiyor. İlk ve orta öğretimdeki okulların yurt dışı gezileri iptal ediliyor. Yüksek öğretimde Erasmus programıyla yurt dışına gitmek isteyen gençlerimiz maalesef yurt dışına gidemiyor. Değerli arkadaşlar, biz 2. Dünya Savaşı döneminde dahi pasaportu en değerli, en kıymetli olan ülkelerden biriydik. Biz 1949'da Avrupa Konseyi'ni kuran, 1952'de NATO'ya üye olan, 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalayan Avrupa Birliği'nin komşu ülkesiyiz. Ve şimdi maalesef Schengen kapılarında bekliyoruz. Çözüm şu arkadaşlar. Bir, sınırı namus olarak görmek. İki, demokrasiye ve hukuka sonuna kadar sahip çıkmak. Başta söylediğim gibi bu mesele muhataplarının değil, devletimizin itibar meselesidir. Ben de bir milletvekili olarak bu konunun fikri takibini yapacağımı şimdiden sizlere duyurmuş olayım. Hepinize katılımınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Basın toplantımızın konusuyla ilgili bir sorunuz varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim. Öyle bir bilgi yok. Elimizdeki veri, dediğim gibi, son veri 2022'nin verisi. 2016'da 2.2 iken şimdi 4.4 olmuş. Yani %100 artmış. Şimdi biz bunu bir sene geçtiği için %5 olarak kabul ediyoruz. Söylediğiniz veri yok ama tekrar altını çizmek için söylüyorum. Acı olan, düşündürücü olan, sıkıntı yaratan mesele şu. Önceden bu suçla cezaevinde bulunanlar bireysel suçlarla ilgili cezaevindeymiş. Şimdi örgütlü suçlarla ilgili cezaevindeler. Yani 5 sene sonra ben tekrar bu kürsüde bu konuyu konuşurken çok daha acı meselelerden bahsedebilirim. Ve yine altını çizeyim. Şu anda yaşanan acı meselelerin kamuoyuna basın aracılığıyla yansıtılmadığını da biliyorum. Burada basının bir kabahati yok. Esas sorun savcılıkların adliye muhabirlerine bu işi vermemesidir. Buyurun. Şimdi değerli arkadaşlar, daha yeni göreve geldi.
İçişleri Bakanı bir önceki gün meclis... Tabii, daha yeni göreve geldi. Bir önceki günde geldiler ve parlamentoda yemin ettiler. Biz sadece bu soru önergelerine cevap verip vermemelerine bile bir baz alacağız. İnsanların geçmişlerinde yaptıkları çok önemlidir. Ve bizim bu konularla ilgili yaptığımız takiplerde kafamızda bir soru işareti, bir ünlem, bir alarm durumudur. İçişleri Bakanı'nı takip ederken, İçişleri Bakanı'nın icraatlarını, söylemlerini takip ederken sizin bu bahsettiğiniz geçmişten getirdiği bagajlarını mutlaka dikkate alacağız. Ancak herkese bir süre zaman vermek ve iş tutuş biçimini, yeni görevindeki iş tutuş biçimini görmek gerekir. Çok teşekkür